Yusuf abi, temiz havada, güzel mekanda, kiraz ağaçlarının, dut ağaçlarının olduğu bir bahçede, bir köyde yaşıyorsun. Hı. Köyde yaşamak nasıl bir duygu? Temiz hava alıyorsun bir. İkincisi kendin ekiyorsun, kendin yiyorsun. Bu ağaçları sen mi diktin hepsini? Hepsini kendim diktim. Kiraz, karabiber. Hepsini, aşısını da ben yaptım, kendim aldım, diktim, yetiştirdim. Para karşılığı kimseye bir tane satmam. Gelen gelir, gelen yer, içer, gider. Bize biraz anılarından bahseder misin? Nasıl geçti 70 yıllık bir ömür? Yaş kaçtı? Yaş 71'e girdi. Sizin zamanınızda, çocukluğunuzda televizyon, şöyle, elektrik, çocukluğum benim, internet, görüntülü telefon yok. Hiçbir şey yok. Hiç yani şey o zamanla yok. Bu zamanı nasıl değerlendiriyorsun? Biz, benim çocukluğumda ceylan bile yoktu köyde. Gaz lambasından oturuyorduk. Mutlu muydunuz? Mutluyduk. Maddi durumu iyi bir insanlar değildik. Fakirdik. Karavana gibi. Kaç kardeştiniz? Şöyle biz 6 kardeştik. 6 kişi de tek tabakta. Tabii 6, annem babam 7-8 kişiydi. 8 kişi kim önce tabak? Tabii ondan sonra abim evlendi. Onun çocukları 10 nüfus, 11 nüfustuk. Çocuklar hariç aynı tabak, aynı silindirce oturup yemek yerdik. Ama yemek sonrası, öncesi, yemek esnasında nasıl bir kaynaşma vardı? Şimdi televizyon yok, herkes kendi hiçbir telefonla şey çekiliyor. Yok. Baba konuştu mu dinlerdik. Bize anılarını anlatırdı, eskilerden anlatırdı. 3,5 sene askerlik yapmış baba. Televizyon izleme yerine onları dinliyordunuz. Onları dinlerdik. Başka yapkı bir şey. Yani ayıptır söylemesi, tereyağını annem, yeri cennet olsun, yağını, suyunu, ayranını çıkardı içinden kaşıkla. Tuzlardı, öyle saklardı. Bozulur. Buzdolabı yok ki. Meyve bahçende yetiştirdiğini yiyordu. Peki böyle unutamadığın ilginç bir anın var mı? Ben 13-14 yaşındaydım. Köyden bıraktım. Şehire gittik. Abim geldi Almanya'dan. Kimse yanına almıyor çıra. Neredeyse sakal bıyık çıkacak. Amcamın oğlu vardı, Allah rahmet eylesin. O da dükkan açtı. Kaportacı benden büyük. Gittim onun yanına, başladım işe. Çalışıyoruz tabii, kirli meslek. Yengem bir zaman idare etti. Ya dedi, yoruluyorum ben, seni evlendirelim. Ya ben kaportacılığı bırakıp köye döneceğim yahut evleneceğim. Ya kim kız verir bana, daha askere gitmedim, daha 17 yaşındayım. Ya biz buluruz falan, onları işi ayarlamış. Yengem ablasının kızını, abimin bacanağının kızından evlendim ben. Onları her şeyi tamamlamış, etmiş. Önceden organize tamam. Organize olmuş, tamam istedik. Rahmetli kaynatan biri cennet olsun, onu hiç unutmam. Ben Davut abi ver bir sigara yakayım derdi, içerdik. Kız evde dedi, eşya çarşıda, paran yoksa dedi, borç vereyim git al dedi. Rahmetli yeri cennet olsun, o da vefat etti. Yani onu hiç unutmam. Ve evlendik 50 sene. 5 tane evladımız oldu. Büyüttük. Bir işte bu Fahmi, bu Yılmaz'ı evlendiremedik. Onu da göremedi. Onu da evet. Onu da evlendirdik de bozuldu iş ya. Hayırlısı. Bir daha gideceğiz. Olmadı, olmadı. 50 yıllık mutlu bir aile. Çok şükür. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Gelin. Toplarız, yeriz ne varsa.